Arkadaşlar merhaba. SmackDown değerlendirme podcast ile tekrar karşınızdayız. Yanımda değerli konuklarım Luka Wizard Eren, Fatih Kritorax ve Buğra The Pips Gür var. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Bugün gerçekten güzel bir şov olan SmackDown Live'ı değerlendireceğiz. O zaman açılış segmentiyle başlıyorum izninizle. Yeni yılın ilk SmackDown Live'ını Kevin Owens'ın geçen haftaki önemli galibiyetinden görüntülerle açıyoruz. Esantenlerle. Promonun ardından bu akşamın main eventinde AJ Styles'ın Sami Zayn ile karşılaşacağı duyuruluyor. İlk olarak ringe AJ Styles geliyor. Arenadakilere mutlu yıllar dileklerinde bulunup kemerini WrestleMania'ya kadar taşıyıp WrestleMania'dan şampiyon olarak ayrılmak istediğinden bahsediyor burada. Tabii desteği yoğun oluyor. Ondan sonra Daniel Bryan katılıyor. Ringe girmesiyle Shane McMahon'ın müziğinin duyması aynı anda oluyor. Fazla destek gelmese de hafif bir destek geliyor. Çünkü buğular da işitildi arada. Shane de klasik olarak yeni yılını kutluyor seyircilerin. Ondan sonra konuyu Sami Zayn'in geçen haftaki AJ Styles vs. Omos maçına getiriyor. Maçların dikkat dağılma teknikleriyle değil, kabiliyetle kazanılmasından tercih ediyor. Burada AJ Styles'e özür diliyor. Sonra dikkatini Daniel Bryan'a veriyor. Kevin ve Sami ile arasında birkaç aydır süregelen gerilimden bahsediyor. Biliyorsunuz bu uzun bir süreç. Ve Daniel'ın Kevin ve Sami Zayn'e yönelik taraflı olabilme ihtimali dinlendiriyor. Geçen hafta Sami'nin biliyorsunuz ring kenarında olmasına izin vermesini aklı almıyormuş hala. Yoksa diyor, yes hareketini yep hareketine mi dönüşüyor diyor. Aralıklardan da yes tezahüratları yep tezahüratları duyuluyor. Shane Owens'a da izin verecek misin diye soruyor ve bu akşamın main eventinde kendisinin de ring kenarında olacağını duyuruyor. Daniel Bryan sakinlikle olayı izliyor. Bundan sonra Owens da ring kenarında olmalı diyor. Ondan sonra yine yep'leri falan duyuyoruz. Açılış böyleydi yani. Yep, yes versus gibi kapışması oldu yani. Siz ne düşünüyorsunuz açılış segmenti hakkında? Ben yes movement, yep movement'ı inanılmaz yaratıcı ve güzel ayrıca senaryo olarak da izlemesi keyifli buluyorum. Zaten SmackDown açılışını bugün YouTube kanalımıza atmıştık kayıt itibariyle. Bugün yarın sabah yayında olacak kaydımız Allah'ın izniyle. Şöyle bir şey, artık SmackDown'da geçiş sürecini tamamlamak üzere Rumble ve ardından derin senaryolarla WrestleMania'ya doğru ilerleyecektir. Önemli olan WWE Championship hakkında konuşuyorsak eğer AJ Styles'ın kemerini WrestleMania'ya taşıma ihtimali ilk parametrede bunu değerlendirmeliyiz. İkinci parametrede de AJ Styles eğer taşırsa rakibi kim olur? Dışarıdan bir free agent John Cena gibi ya da Goldberg part time gibi bir güreşçi gelir dahil olur mu SmackDown'a, yoksa tahmin edilebileceği üzere Sami Zayn, AJ Styles, Kevin Owens, WrestleMania'ya kadar ilerler mi GM'lerle ve komisyonerlerle birlikte? Benim merak ettiğim konular bu. Rumble ve WrestleMania hakkında Fatih'i de sormak istiyorum. Sence nasıl olur Fatih? Road to WrestleMania ve Rumble. Artık güzel senaryolar ve kaliteli şovlar izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Ben öncelikle bir şey sormak istiyorum. Yani buna göre yorum yapacağım. Bu main event ile ilgili bir şey sorayım mı? Main event'te mi sorayım yoksa bunu? Main event'te kronolojik sırayı bozmayalım. Main event'te konuşalım. Tamam, o zaman kendi yorumlarımı söyleyeyim. Ya WrestleMania'da ve WrestleMania yolunda ben SmackDown'dan güzel şeyler göreceğimizi umut ediyorum. Çünkü hani SmackDown her zaman böyle büyük şovların altından güzel senaryolarla kalkmayı başarmıştır. Yani AJ Styles, Shane McMahon hikayesi olsun. Bray Wyatt, Randy Orton hikayesi olsun. Hani yıl içinde genel olarak bizi kanser eden bir yapısı varsa da büyük şovlara her zaman çok çok iyi hazırlanmıştır. Hell in a Cell, Clash of Champions'in de bunların en iyi örneklerinden. Hani SmackDown'a ben PPV konusunda ve PPV'lere gidiş yollarında güveniyorum fazlasıyla. Biz ayak kırıklığına uğratacağını düşünmüyorum. Ha, Kevin Owens'ı ana kemer maçında görmek bir fanboy olarak en büyük dileğim tabii ki. Sence peki AJ Styles mı kemer belinde gider, yoksa arada bir yerde golü atar mı Kevin Owens Sami Zayn ikilisi? Çünkü şu anda en yakın onlar gözüküyor bence ana kemere. Eğer dışarıdan bir takviye olmazsa SmackDown'a doğrusuna.
Triple H'in bir sözü vardı, best for business diye. Daniel Bryan'a B plus player falan derken. Hani işin en iyisi. İşin olabilecek en iyisi. İşin olabilecek en iyisi AJ Styles'ın gitmesidir. Fakat Kevin Owens, Sami Zayn ikilisinden birine bu kemeri verip bu ikilisinin arasında da bir feud başlatırlarsa ve WWE Championship'i triple threat olarak görürsek ben gerçekten mutlu olurum. Hani beni tatmin eder diye düşünüyorum. Hem hikaye olarak, hem Kevin Owens, Sami Zayn'in hikayeyi oynama biçimi olarak, hem AJ Styles'ın ring içi olarak kesinlikle ben hani o işin sonundan mutlu kalkacağımızı düşünürüm yani. Eren Nur? Benim düşüncem hani Styles'ın WrestleMania'ya kayıpsız bir şekilde gitmesi olacak. Çünkü zaten şöyle bir şey var, spekülasyonlar var. Hani Nakamura'nın kazanacağı üzerine işte hayali maç Nakamura Styles olarak düşünüldüğü için Styles hiçbir zaman fire vermeyecek ama ben Owens'la Sammy'nin arasının bozulacağını düşünüyorum. Ya Rumble'da olur ya da bu sonraki SmackDown PvP'sinde olur ya da WrestleMania'da olur. Öyle düşünüyorum. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Sizce bu Survivor Series 2008 veya 2007 olması lazım. Çok iyi hatırlayamıyorum şu an. John Cena, Triple H ve Shawn Michaels maçı vardı. Triple Threat. Ha, 2009. Shawn Michaels tekmeyi koymuş o Triple H'e. 2009. Böyle bir şey izler miyiz sizce bu? Handicap maç olsa bile böyle bir şey izler miyiz ya, sizce? Ben derim ki of. Yani tadından yenmez. Benden de tam not olur yani. Taner sen ne diyorsun? AJ Styles ve WrestleMania serüveni hakkında WWE Championship'in, sonra devral sözü ve diğer segmentlere geçelim. Yani şu an Royal Rumble'daki maç çok önemli. Ben Triple Threat maç bekliyorum. İstiyorum da hani o istediğimiz keyfi alırız. Çünkü AJ Styles'ın ne kadar kaliteli bir ringçi olduğunu biliyoruz. Özellikle zirve noktası sanırım John Cena ile olan maçıydı. Maç açıklandı değil mi zaten? Hı. Evet. O maç büyük bir patlama olur bence. Yani ben bu üçlüden kemeri alamayacak ismin Sami Zayn olduğunu biliyorum ama Kevin Owens'ın almasını istiyorum artık kemeri. Hak ediyor. Ben AJ Styles'ın başka işlere yönelmesini istiyorum. Mesela Balor Club'ın içinde olduğu bir senaryo çok daha iyi olur onun için. Adam AJ Styles'e kemer de gerekmiyor yani. O her türlü zirveye çıkacağı için kemeri salmasını isteyen taraftarım açıkçası. Diyelim istiyorsanız tek team maça geçelim. Büyük entrikalarla dolu bir maç. İlk önce şöyle söyleyelim. Maçı kazanan takım Chad Gable ve Benjamin oldu ve kemerleri aldı. Bu bir tek team kemer şampiyonası maçıydı. Fakat sonrasında Jey Uso hakeme itiraz ediyor. Hakem Jimmy için tuşu saydı falan diyor. Ondan sonra maç tekrar başlatılıyor ve Diving Splash ile Yusolar tekrardan maçı kazanıyor. Fatih, nasıl değerlendiriyorsun bu olanları? Abi bilmiyorum, çok ya eğlenceli ya bence. Saçma ama eğlenceli yani, kötü değildi. Hani sen benim ikiz kardeşim için saydın deyip böyle bir saldırması, hani bilmiyorum, çok hoşuma gitti gerçekten. Hani böyle çok saçma. Gerçekten çok saçma. Bak onu yani, mutlu oldum ama. Seyrederken komiğime gitti yani. Ya ama şu an hani acaba Royal Rumble'da kim çıkacak onların karşısına? Yani lütfen Rusev diye artık orada görmek istiyoruz ya. Öncelikle bence maça bir değinelim. Biraz bence gecenin maçıydı. Ayrıca kazananların da Chad Gable, Shelton Benjamin oluşu bence bazı konular hakkında bize derin ipuçları verdi. Bundan sonra Bludgeon Brothers, o segmente de geleceğiz. Onlarla birlikte Tag Team Divizyonu'nun yeni adayları, şampiyonluk adına yeni adayları WrestleMania yolunda özellikle bu isimler olabilir. Ki ben WrestleMania'da açıkçası bir merdiven maçı da olacağını düşünüyorum. Bunu da burada söyleyeyim. Merdiven maçında da katılımcılar ufak ufak sivrilmeye başladı gibi duruyor. Çünkü merdiven maçında silik isimler pek bulunmaz. Bulunmama sebebi de hani o promotion'a sahip olmamalarından öte
merdiven maçlarında insanları hype'layamayacak olmalarıdır. Hani bir o izlenimi almış gibi oldum. Hem şampiyonluk adına hem de WrestleMania'da yapılacak merdiven maçı hakkında bana birkaç fikir verdi önden. Bu kadar. Maç da çok güzeldi. Bu arada benim için gecenin maçı bu maç. Erber'e söz hakkı verelim. Ya, maçın kalitesi kuşkusuz güzeldi. Bu Usoların yaptığı şey aklıma Bellaların yaptığı Twins Magic hareketini getirdi. Hani şey oluyor ya, mesela biri zor durumda kalıyor, Nikki geliyor, direkt değişiyorlar. Onun gibi geldi. Yani ben bayağı bana sürpriz oldu. Şey olmasını isterim, Buran dediği gibi merdiven maçının olmasını isterim. Çünkü hani orada hani merdiven maçının en şeylisi, tecrübelisi Shelton Benjamin var. 8 kere Money in the Bank maçına katılmış bir insan kendisi. Yani geçen sene Raw için yapıldıysa bu sene de SmackDown için yapılmalı merdiven maçı. Benim düşüncem bu. İyi, o zaman diğer segmente geçmeden önce bir arka alan segmenti var. Sami Zayn ve Kevin Owens'ın Rene Young'a verdiği röportaj. Geçen hafta AJ Styles yendim. Bu hafta da... Pardon bir saniye. Geçen hafta AJ Styles'ı ben mağlup ettim diyor. Bu hafta da Sami Zayn dize getirecek diyor. Burada biraz yep çentini falan övüyor. Bir maçta duruluyor bu arada. Carmella, Natalya ve Tamina'nın Riot Squad'la karşılaşacağı söyleniyor. Sıradaki maç Blanchard Brothers ve ringe geliyor. Karşısında Eskensiyon var. Eskensiyon biliyorsunuz NXT ile çok güçlü bir takımdı ama fakat burada hiç kullanılamıyor. Kısa bir maç oluyor. Biliyorsunuz Blanchard Brothers temizliyor. Üzerinden kadısı. Geçiyorlar. Çok resmen üzerinden geçiyor. Ve yani çok hayvanlısı şekilde geliyorlar. Gümbür gümbür geliyorlar. Yani bu gelişim bir sonucu illaki olacak. Belli. %100. Fatih ne düşünüyorsun? Gümbür gümbür geliyorlar yani. Ya Blatchin Brothers, ya Allah bu gazlarını bozmasın. Öncelikle bunu söylemek lazım. Çünkü Wild Family ile de böyle gelen bir gazları hani duvara çarpıp sonra bir yıl falan şovlarda gözükmedikleri olmuştu. Yani inşallah faydalı bir şekilde kullanılırlar. Kemerlere girmeleri muhabbet değil. Hani faydalı bir şekilde kullanılsınlar. İlla kemer almak zorunda değiller. Ya da bu kemerleri alırlarsa şu anki momentumu bunları devirecek kimse çıkmaz da. Bu arada ben az önce bir şey söyleyecektim. Az önceki segmentle ilgili onu söylemeyi unuttum. Chad Gable'ın bir tweet'i var. Hani maçtan sonrasıyla ilgili. Onu bir hemen sizinle paylaşayım. Chad Gable şunları söyledi maçtan sonra. Bir tweet'i hemen bulayım bir saniye. Evet. Şunları söylemiş. Neden maçtan sonra bir tekrar izlendi? Niye maçta bu var? Niye rastgele bir hakem geldi? Biliyorsunuz maçı ikinci bir hakem başlattı. İlk hakem başlatmadı. Neden hakemlerin kararı olmadan başkası bizim maçımızı başlattı gibi şeylerde bulunmuş, isteklerde bulunmuş. Bununla ilgili adalet istediklerini söylüyorlar. Yani bir dahaki hafta bir maç daha izleyebiliriz. Bu iki takım arasında. Gör. Bludgeon Brothers hakkında ne düşünüyorsun? Ya Bludgeon Brothers ben açıkçası hala yani eninde sonunda az önce bir kullandığımız bir kelime vardı radyo kaydı öncesi. Kürkçü dükkanı diye. Yani Bray Wyatt'ın bir kürk satıcısı olduğu kanaatindeyim. Ve Bludgeon Brothers'taki arkadaşlar da Bray Wyatt'ın tilkileri. Abi tilkiler dükkandan kaçar. Ve dükkandan kaçan tilkiler elinde sonunda kürkçü dükkanına geri döner. Diyeceğim o ki belki Shake Up, belki Draft adı ne olursa olsun tek team şampiyonluğu yaşarlar mı bilmiyorum. Ama hazırlandıkları nokta o görünüyor. Fakat eninde sonunda Bray Wyatt'la tekrardan birleşeceği kanaatindeyim. Bu arada Fatih'in bir sorusu vardı. Eren Nur, sen de Fatih'in sorusunu evet. Yanıtla. Soruyu bir daha alabilir miyim? Fatih, karış. Hemen kısa.
Chad Gable adalet istediğini söyledi Twitter'dan. Hakemin değiştiğini söyledi. Evet, hakemler değişti falan gibi cümleler kullandı. Bir dahaki hafta bu maç tekrarlanırsa sonucu değişir mi? Bunu sormak istemiştim. Bence değişmez. Yani Royal şeye kadar Rumble'a kadar hiç kaybetmezler ama Rumble'da olayları bilmiyorum. Yani değişebilir büyük bir ihtimal Rumble'da. Bu tek team maçı için mi söylüyor? Evet. Tek team maçının kazananı kimdi? Usolar. Anladım. Yani ilerleyen dönemlerde tek team divizyonu WrestleMania'da mutlaka ortada olacak. Royal Rumble'da emin değiliz ama WrestleMania'da mutlaka ortada olacak. Ve ara pay-per-view'da da yine ortada olur. Aynı şekilde United States de öyle. Şimdi Rumble'daki maçları biraz hesaplamaya çalışıyorum. 1 saat kadınlar maçı olur. 40 dakika kadınlar maçı olur. 1 saat erkekler Rumble maçı olur. 1,5-2 saat promolarla birlikte 2 saat. Diğer süreye bir 2 saatlik dilim kalıyor. Bir de bunun akabinde 2 saatlik bir tek pre-show var. Yeni adı neydi pre-show'un? Kick-off. Kick-off ha. Take-off diyecektim aynen. Kick-off. Kick-off yani görünene göre bütün maçlar, bütün kemerler ortada olacak. Aynı şekilde ben de tek team divizyonunun sekeceğini düşünmüyorum. Yani tek team divizyonu SmackDown'ın takımlar kemeri şampiyonluğu Rumble'da mutlaka olacak. Acaba ne olur ne olmaz? İşte ilerleyen haftalarda izleyeceğiz. Merak ettiğim konulardan biri bu. Senin de dediğin gibi. Ben, evet, ben bir şey söyleyeceğim. Benim Rumble'da bir korkum hani bu kadar maçı nasıl sığdıracaklar hani. Sonuçta Universal kemeri için hani 3 tane büyük adamın kapışması 15 dakikadan aşağı sürmez yani. Bir de üstünde kadınlar kemeri var 2 tane. Bir de kadınlar Rumble'ı var. United States var. Yani United States var. WWE işte, Championship var. Kıtalar arası var. Var. Ya işte 6 saat show. Şimdi Kickoff'a da bence YouTube'a da çok maç kalacak gibi duruyor. Yani hatırı sayılır maç kalacakmış gibi duruyor YouTube'a da. 4 saat ana show, 2 saat kickoff. Kickoff'ta beklenmeyen maçlar da oluyor. Sanırım geçen de Usoların maçı vardı. Kickoff'ta olmuştu galiba. Aynen öyle. Aynen. Beklenmedik şeyler olabiliyor yani kickoff'ta da. Oraya da şeyi, ürün hazırlıyorlar yani. İstiyorsanız arkalan segmenti daha var. The New Day ve Rusev Aiden English ile ilgili. Bu Amerika Birleşik Devletleri kemer şampiyonası turnuvası var biliyorsunuz. Bugün de ikisi karşılaşacak. Woods'la Aiden. Ya bir yeni yıl şerefine pankek falan yapıyorlar. O mum üfleme olayı diyelim. Böyle kapatalım. Mumları üflediler yani. Dilerini dilediler. Mumlarımız üflendi mi Taner? Üflendi. Ya ne olacak senin bu duygusallığın Taner ya? Utah Jazz efsanesi Carmella'nın göründüğünden sonra biliyorsunuz az önce söylediğimiz maç vardı. Natalya, Carmella, Tamina ve Riot Squad maçı. Evet. Maçı kazanan takım Riot Squad oluyor. Bu maçtan sonrası çok önemli. Çünkü Riot mikrofonu alıyor ve Orlando'ya girdiriyor. Çünkü sihri inanır mısınız biliyorsunuz. Orlando Magic'ten geliyor bu ince bir görüş. İyi iş çıkarıyorlar yani. Ondan sonra Charlotte geliyor. Tebrik ettikten sonra gerçeklerden bahsedelim deyince her hareketin bir getirisi vardı diyor. Ondan sonra da Naomi ona kasılıyor ve asıl bomba ise Becky Lynch'in geri dönüşü oluyor. Ringe geliyorlar. Biz güzel temizliyorlar ekipli. Yani vura gör. Döndü yani Becky Lynch. Baba sen az önce birkaç isim saydın. Ringe gelip squatlar kaçıyor dedin. Yani Ruby Riot ve takımı kaçı ödedin? Kimler geldi ringe? Dediğim gibi Carmel, Charlotte, Naomi, Becky Lynch. Naomi, Becky Lynch. Ya bu üçlüden korkulur abi. Yani ben karşıma çıksa, sokakta önüme çıksa yolumu değiştiririm. Bu kadar söyleyeyim sana. Kadınlar divizyonunun gerçekten kadınları. Yani Asuka Masuka gibi yalan hikaye değil.
Konuşturmasınlar beni burada. Konuşursam bilirsiniz dilim sivridir. Dave Meltzer de dilimden nasibini almıştır. Üzüyor. Bugün Dave Meltzer Türk profesyonel güreş dünyasında dikkate alınan bir adam değil. Hepiniz bunları çok iyi biliyorsunuz. Ya diyecek bir şey yok. Bu kadınlardan korkulur. Saygım büyük abi. Eyvallah. Fatih, Bekiliş'ten ana kemer bekliyor musun yeni yılda? Ben Bekiliş'ten artık hiçbir şey beklemiyorum ya. Beklentimi eksik valla. Umudu kestin yani. Yani olursa sürpriz olur. Böyle mutlu oluruz. Böyle oey falan yaparız birbirimize. Anca o yani. Peki bu üçlünün beraber çalışması hakkında ne düşünüyorsun? Gelecek hakkında bir spoiler verdin mi bize? Ya bu üçlünün birlikte çalışması aslında tam şey yani Royal Rumble, kadınlar Royal Rumble maçı olmasa tam kadınlar kickoff maçı olabilecek bir maçtı ama şu an bilmiyorum ya, büyük ihtimal Royal Rumble'da bir face off göreceğiz zaten bu dört tane üçlü takımdan. Absolution, Riot Squad, Charlotte, Naomi, Becky Lynch, öbür tarafta da Mickie James, Bayley, Sasha. Bu dörtlü arasında böyle bir arada 12 kişinin birden birbirine giriştiği bir şeyler görebiliriz yani. Ben hani bekliyorum böyle şeyler. Büyük ihtimal Royal Rumble'da bu düğümler çözülecektir. Ya bir de tabii Welcoming Committee var. Onlar da var. 15 oldu yani. Maçın yarısı zaten şey, takım yüzleşmesi. Peki Erdem, sen ne düşünüyorsun Becky Lynch hakkında? Kusura bakma Fatih, pardon. Sorun değil. Ya Becky, işte dediğim hani daha önceki radyo şeylerinde dediğim gibi Becky çok fazla arka alanda kaldı. Bayley, Sasha, Flair üçlüsünden. Hani ben isterim ki Asuka veya Paige'in haricinde Becky kazansın Rumble'ı. WrestleMania'da da kemeri söksün alsın istiyorum. Çünkü bayağı hani iyi güreşmesine rağmen kemer bir türlü hani bir kere geçti. O da hani bir tat vermedi yani bize. Tadı hani tadı damağımızda kal denir ya. Onun gibi bir şey oldu. Kendisinin gerçekten underdog senaryosu adı altında kemer almasını isterim. Veya işte Best Friends, Bitter Enemies adı altında Flair'lı olan. Yok. Bekilince underdog senaryosu gitmez abi. Underdog senaryosu Bayley'e gider. Face Sasha'ya gider. Ama Charlotte'a Becky'ye gitmez. Ben az önce ne dedim? Sevgili arkadaşlar, bu üçlü karşıma çıksa sokakta ben yolumu değiştiririm. Yani bunları bileceksiniz, bunları anlayacaksınız abi. Yani sabah NGPW şovu izliyordum. Yani senaryolarından ve güreşçi karakterlerinden çok alakasız tipte bookingler var ring içinde. Yani neden WWE'yi izliyoruz? Bize sunulan hikayeyle ring içinde olanlar birbiriyle paralel olduğu için. Yani bu paralelliği eğer kaybederse WWE izlenmenin de bir anlamı olmaz. Tutar işte Pro Wrestling Guerrilla falan izleriz. Yani tam o salt güreşin yapıldığı yerler. Japonya'da bence salt güreş değildir bu arada. Hadi Wrestling Kingdom vardı, bugün biraz ondan da bahsedelim. Japonya'da o salt güreş değil. Nedenini soracak olursanız forumda açtığım bir konuya bakabilirsiniz. YouTube'daki arkadaşlar The Pips'in kullanıcı profiline girip konulardan bakabilir. Bir güreş gezginin not defteri diye konu açtım. Google'a yazıp da bulabilirsiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben ufak bir değineyim. Ben bugün daha yeni izledim bunu. Geçen senenin çok altında kalmış. Geçen sene çok güzeldi. Ben o izlediğimi hatırlıyorum. Geçen sene çok daha iyiydi diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum Jericho... artık geçen seneyi de. Ya bu sene hani tam 4 saatinde izledim şovun. 10'da başladı, 14'te bitti. 4 saatinde canlı izledim. Yani yok öyle abartıldığı kadar da bir şey yokmuş yani, açık söyle konuşmak. Ben gerekirse ilk defa bugün NGPW'yi seyrettim. Ben de ilk defa. İlk defa izledim ve hani kendi stillerini iyi yansıtmışlar ama bu dünya ile yarışabilecek bir stil değil. Tabii kesinlikle global değil. %100 katılıyorum. Taner ufak bir ara verdi. O zaman biz devam edelim arkadaşlar. Bu segmenti geçiyoruz o zaman. Konuştuk mu?
Var mı diyeceğiniz başka evet. bir şey? Sevgili Fatih. Yok. Yok bu kadar ya. Biz şey konuştuk mu ya Woods English şeyini? Üstünden geçtik herhalde. Üstünden geçtik üstünden. United States Championship turnuva maçını. Aynen. Konuştuk. Tamam. Şeye gelelim o zaman. Main event'a mı geldik? Hı-hı. Evet. Main event'a geldik. Sevgili arkadaşlar, şimdi main event'ta biliyorsunuz AJ Styles ve Sami Zayn ring köşesinde Kevin Owens'a beraber müsabaka içine girecek. Sami Zayn ve Kevin Owens'u öncelikle soracağım, daha sonra maça gireceğim. Sizce heel Zayn ve yanında yancılık yapan Zayn ve abisi Kevin Owens tadında bizi eskilere götüren açıkçası romantik güreş severlerin hani gözlerinin sulanarak izlediği bir storyline'a sürüklüyor bizi WWE haftalardır. Ki bu senaryonun başladığı yer bence muazzam bir yer. Biliyorsunuz Shane O'Mac kafesten atlıyordu. Muazzam bir yerde başladı bence. Ne diyorsun Fatih? Sen uzun yıllardır güreş izleyen bir adamsın. Muhtemelen izlememişsen bile Roh günlerini ya da indi günlerini mutlaka kulağını duymuştur. Ya da görmüşsündür ya da inceleme okumuşsundur. Kevin Steen dediğimiz karakter bundan çok daha uzak bir karakterdi. Yani adam önümüze gelen, yani argo tabir kullanmayayım, önümüze gelene bir tekme modunda takılıyordu. Sami Zayn'i ihanet etti. Daha doğrusu o zamanki adıyla El Generico'yu ihanet ettikten sonra. Ve yani adam şöyle söyleyeyim sana, sloganı şuydu yani Pro Wrestling's Worst Nightmare. Yani, profesyonel güreşin görüp görebileceği en kötü kabus. Hani adam çok acayip bir boyuttaydı. Yani böyle astı kestik. Yani şu an tam ifade edemiyorum argo kullanmadın ama. Hani şöyle diyelim. Tişörtü vardı. Hatta John Cena'ya renkleriyle ve yazı puntosuyla gönderme yaptığı indilerde bir tişörtü vardı. Kill, Sting Kill diye. Yani onu da geçtim. Adamın kullandığı Unsettling Differences şeyi müziğinde. Hani o zamanlar Roh'un sahibi işte yerilisi olan Jim Cornette affedersin Fuck Jim Cornette diye şarkısına geçiyordu yani adamın. Hı-hı. Böyle bir adamdı yani. Hı-hı. Böyle bir adamdı. Özellikle Shane McMahon feud'u kısmında o Steen'i biraz gösterdi. O Vince McMahon'a kafa atması falan. Değil yani mi? O Steen'i gördük. O Steen'i yakaladık yani. Böyle yakaladık hissettim. Ama Sami Zayn işin içine, denklemin içine girdiği zaman o Steen'i yine kaybettik. Farklı bir Owens seyretmeye başladık. Ya bu Owens kötü mü değil? Ben zevk alıyorum Owens'ı seyrederken. Tabii ama gönlümüzden Steen'i izlemek geçiyor ama. Yani bu Owens'ı izlemekten kesinlikle zevk alıyorum. Yani kaldı ki o olayı hatırlamaya çalışıyorum şu an Hell in a Cell'deki. Hani az buçuk tahmin ediyorduk. Yani tahmin ediyorduk derken şöyle tahmin ediyorduk. Abi Sami Zayn bunu yapacak diyorduk içten içe. Ama öyle kritik bir anda yaptı ki. Öyle değil mi? Muazzam bir yerde başladı ya. Muazzam yani olabilecek. Nirvana'da başladı yani. %100. Adam attan sonra SmackDown çıktı dedi ki ya ne yapayım dedi. Adam bana kazık attı ama arkadaşım dedi. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ben ne yapayım bana kızmayın dedi adam bir de. Hani orada zaten tamam Sami Zayn Kevin Owens olmuş dedik. Bir de işin içine Yep Movement'ları falan eklediler. Daniel Bryan'ı eklediler. Muazzam oldu. Hani şu an tadından yenmeyecek bir boyutta. Bu arada hala bir sorun var. Bunu bilgilenmek için soracağım. Main event'te maçtan sonra mı sorayım bunu? Neyi soracağını bilmediğim için buna cevap veremiyorum. Maçla ilgili. Royal Rumble'daki maçla ilgili soracağım. Royal Rumble hakkındaki maç duyuruldu zannedersem. Şu an geldi bilgisi. Evet. Evet. Şöyle bir şey soracağım. Ona da geçeriz. Ona da geçeriz. Çok güzel oldu. Royal Rumble bilgisinin radyo kaydının üzerine gelmesi muazzam oldu. Şöyle söyleyeyim, Eren Nur, senle paslaşalım. Efendim? Biraz. Ardından tamam. Fatih'e volelik bir orta açarız. Sami Zayn, Helluva Kick ve Tuş 1-2-3 diye arkadaş not düşmüş, okuyorum. İki hafta üst üste AJ Styles yenildi. Sence bu AJ Styles'ın karizmasına bir ket vurdu mu? Ya da şöyle söyleyeyim, AJ Styles'ın kemeri Zayn ve
Owens ikilisine karşı koşulsuz şartsız koruyabileceği şüphesini uyandırdı mı? Koruyamayacağı şüphesini uyandırdı mı? Ne dersin? Biraz bahset biraz. Bu storyline çünkü çok güçlü. Üzerine roman yazılır bu storyline'ın. Az önce konuştuk işte. Kesinlikle. Başlangıç noktası. Bir tarafta Daniel Bryan, bir tarafta Shane McMahon, bir tarafta Owens'ın kovulması, bir tarafta Zayn'in heel turn'ü. Çok acayip şeyler oluyor. Şampiyon AJ Styles. Ya harika ya. Tam WrestleMania'lık maç. Tam WrestleMania'lık senaryo. Ne diyorsun? Zaten bu maç başından belli. Temiz bitmeyecek. Yani AJ'yi kazansın veya Owens'la Zayn kazansın. Kesinlikle temiz bitmeyecek. İlla ki Shane veya Daniel Bryan rahat durmayacak. Sürekli işte birbirlerinin kafasını karıştırmaya, atışmaya çalışacaklar. Bunu zaten Clash of Champions'da gördük. Yani rengin yarısındalar ama yani Shane'in yaptığı haksızlık, onun yaptığı hızlı saymalar falan derken birazcık hani bu Shane'in egosuyla işte nelerin berbat edileceği, işte Daniel Bryan'ın eline güç geçtiği zaman neler yapabileceğini gördük. Yani çok çok yani maçın sonucu belli gibi ama yani belli değil de gibi. Çünkü bayağı hani şimdi Owens'da şey kazansa, Semih kazansa kemeri nasıl paylaşacaklar? Veya kemer kime yazılacak? Hani sonuçta kalkıp lay cool gibi ortadan kesmeyecekler kemeri. Çok güzel benzetme. Ben evet. De işte bunu soracaktım. AJ Styles tutulursa kemeri kim alacak? Fendi kalmaz çünkü. Triple Threat denmiyor. Kim alacak abi kemeri? Böyle kemer... Buna şey lay cool gibi mi gelecek bunlar? Hayır hayır hayır. Hayır. Böyle kemer maçlarında ne oldu? Bellidir yani. Baba kemeri alır. Burada da baba 2'ye 1 handikap maçında Owens gibi duruyor. Ya Owens hayır, kemeri alırsa... Hayır şey soruyorum. Hayır bak. Owens tam tuş etti AJ Styles'ı. Tamam. Kemer Zayn'e mi gidecek Owens'a mı gidecek? Owens bence kim, tuş edene bence gidecek. Bence kim aynen. Hayır, tuş edene de bu sefer handikap maç olmuyor. Triple threat maç oluyor bu. Ama çünkü özellikle her abi, özellikle her yerde aradım bak. Zaten, acaba dedim, zaten işin şeyi burada. Çetrefilli noktası burada. Ya işi maçın ve senaryonun mükemmel olma nedeni bu. Şimdi AJ Styles dedi işte maç istiyorum Rumble'da diye kayıt esnasında da resmileşmiş maçta WWE.com tarafından. Yani çok ilginç bir şekilde Sami Zayn, Owens'ın birlikteliğinin nereye kadar sürebileceği konusunda da bizi gayb noktalara düşürüyor. Yani mükemmel senaryo dememizin sebebi biraz da bu. Yani ortada bir krem şantili pasta var. Üstüne de bu vişnesi oldu birader. Bence mükemmel. Bence evet. Owens kemeri kazanırsa büyük bir ihtimal işte Sami Zayn'in hani bir kıskançlığı çıkacak ortaya. Yani sürekli işte o kemerler alıyor. Ben niye alamıyorum? Ben yine bir şey düşmedi. Zaten, benim eller yine boş. Zaten çocukken de hep beni dövüyordun. Hep bana hareket yapıyordun falan filan. Eller zaten bize yapmıyor. Hatta dur lisede sevgilim aynı kızı sevmiştik, sen o kızla çıkmıştım sevgili olmuştum, ben uzaktan bakmıştım falan. Bak bunlar harika senaryolar ha. Dün iki gün ama önce bahsetmiştim Eren Nur duygulu evet. Şovlar diye işte abi bu ya bu abi ya. Ben hayır, şunu söylemek şimdi... istiyorum. Bak, Eren Nur bir şey desin. Ben de az önce kestim. Sami Zayn alırsa bu sefer Owens işten içe diyecek ki bütün kemerle de aldım. Bitti. İşte o prestijli kemeri bir kazanamadım bir türlü. İşte daha çok Kevin Steen haline dönmeye başlayacak bu sefer. Bu sefer hiç acımayacak. Bu olay büyür abi. Ben bu olayın büyümesi taraftarıyım. Ben de. Ben de şunu sormak istiyorum. Belirtmek istiyorum. Sormak değil de. Şu var bakın. Şimdi Sami Zayn, Eren çok güzel bir nokta yapar mı? Sami Zayn zaten ilk SmackDown'a bir promodan bahsettim ya az önce. Orada çıktı dedi ki ben dedi iyiydim de ne oldu dedi. Kevin Owens her şeyi kazandı dedi. Buradan zaten kaynaklanan bir kıskançlık var zaten burada. Burada mesela ama ben biraz daha şöyle bir şey bekliyorum. Madem böyle bir ihanet gelecek. Böyle Sami Zayn tam tuş yaparken Kevin Owens'ı tutup onu fırlatıp Kevin Owens'ı tuş yapmasını bekliyorum. Şey gibi mi olacak? Çünkü Rey Mysterio her ne kadar iyi olsa da Kevin Owens her ne kadar iyi olsa da Kevin Owens şeydir yani.
Heel'dir yani. Facelik çok yakışmaz adam. Heel'dir yani. Onu izleyen hiçbir adam Facelik'ini beğenmez. Çünkü herkes onun Kill Sting Kill şeyini gördü. Progressing Worst Nightmare'i gördü. Ben de ya. Onu söylemek istiyorum. Ben yani bazı güreşçiler abi heel doğmuştur güreş kariyerlerinde. Kesinlikle. Abi face yakışmaz. Ben mesela Wade Barrett'ı hepimiz izledik. Wade Barrett'ın face olduğunu düşünsenize. Böyle saçma şey mi olur yani? Ya da heel olmak için yaratılan karakterler face olunca nasıl üzerlerinde hani etiketmiş gibi duruyor, yapışmıyor, bir an birleşemiyorlar. Dımız gibi. Ha mesela. Mümkün değil yani. Gerek de yok. Bence benim en güzel senaryo tahminim kemeri Sami Zeyn'in tutması ve az önce Eren'in de dediği gibi, Eren ya da Fatih dedi. Kill Sting Kill'in daha acımasız halini Sami Zeyn kemeri tutunca görebiliyor olmamız, görebilecek olmamız ve revanşın da WrestleMania'da Triple Threat maçta olması, bir üçlü maçta olması, ya ben duygulardan duygu seçemiyorum bu maçta. Bu maç kesinlikle WrestleMania'ya gitmeli. Ben şeyi hatırlatayım size. Hatırlarsanız geçmişte NXT kemerini aldığında Sami Zayn, Kevin Owens nasıl saldırmıştı acımasızca. Aynen öyle. Çok güzel yakaladın. Hayatımda izlediğim en güzel şeydi. Ya Owens, gerçi Owens değil, Zayn'i orada John Cena sakatladı da sakat iğneyle çıktı. Ameliyat olmadan önce iğneyle çıktı Owens, Zayn maça Owens'la. Hatta powerbomb yapmıştı galiba ringin köşesine, meşhur hareketi. Abi çok iyi. Hatırlıyorum. Zayn sakatlandı ameliyat. Hala açıp seyrediyorum onu. Çok ilginç. Şey gördüm bir sayfada. Geçen sene herhalde Rumble'da şey olmuş. Kevin Owens Zayn'i elemiş. Zayn de AJ Styles mi elemiş? AJ Styles Owens'ı mı elemiş? Öyle bir şey görmüştüm. Olabilir. O da bayağı garip. Ben şeyi hatırlamıyorum. 2015'te mi oldu, 2016'da mı oldu, hangisinde oldu hatırlamıyorum şu an. Ama Sami Zayn Royal Rumble'da geri döndü Kevin Owens için ve Kevin Owens'ı attı aşağı. Hatta feud'lar da buradan başlamış. 2015. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ya da 2014 o da çok gidi. 2015-15. 14'te debut yapmamıştılardı galiba. O çok iyiydi. Kevin Owens'ı şu WWE'de sevdiğim çok nadir şeyler var. Bak mesela bir tanesi ne biliyor musun? Hı-hı. Chris Jericho SmackDown Return'ı yaptı mesela. Hı-hı. Oradaki tepkileri, oradaki şeyleri hani böyle falan yapıyor ve en son bağırıyor çıldırıp. Hani bunlar bağışlama olarak, çok güzel. Yanında şeyler. Aynen Jericho onun yani Owens şampiyon, Jericho'da zekası gibi rol kestikleri zaman Owens'ın çok güzel spastik taktikleri vardı, doğru. O zaman ufaktan şov puanlamalarına geçelim arkadaşlar. Yavaş yavaş 40 dakikayı dolduruyoruz. Fatih Yılmaz, 5 üzerinden kaç verirsin SmackDown'a? Kevin Owens'ın ana kemer şovuna duyurulduğu SmackDown şovuna bana 5'ten başka bir şey vermek yeter mi? %100. Maçta resmileştiğine göre 5 üzerinden 5 diyor Fatih Yılmaz. Sen Eren Nur. Aksiyonun düşmediği bir SmackDown izledik. 4 veriyorum. Asuka olsa 5 verirdin. Yani hayır. Asuka falan hikaye güreşçiler. Ona da geliriz. Radyo yayınlarımız var. Rumble'a da canlıyız inşallah. Tüm YouTube camiasını Rumble radyo yayınına, canlı radyo yayınına bekliyoruz. Ben de 5 üzerinden 4 verenlerden oldum. Daha güzel SmackDown'lar göreceğimiz umuduyla biraz skalayı düşük tuttum. Çünkü Royal Rumble ve WrestleMania yolunda tempolu şovlar, heyecanlı pay-per-view'lar ve daha fazla seyirci ve daha büyük atmosfer demektir. Bu arada özür dilerim, bir şeyden daha belirtebilir miyim? Kısa bu olsun. Mixed Tag Team Challenge var. SmackDown'un birinci takımı Charlotte Flair ile Bobby Roode. Biz radyo yayındayken ikinci takımı da açıklandı. Rusev ve Lana. Tamam belliydi yani. Yani. O Facebook'ta canlı yayınla maç yayınlıyorlar. Şov nerede oluyor? Performance Center'dan mı oluyor? Bilmiyorum o kadar. Daha şov hiçbir maç yapıldı mı? Ayın 16'da başlıyor. NXT arenasında olabilir belki. İşte Full Sail University'de olabilir belki. Olabilir.
Teşekkür ediyoruz yorumcu arkadaşlar. Aramızdan son 5 dakika önce ayrılan Taner ve yorumcumuz, yorumlamadan duramayan kadın, internetin rockstarı sevgili Erem Nur. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Fatih Yılmaz, düşünerek yorumlayan adam. Düşünerek yorum yapıp ve profesyonel güreşin arka planını bilen adam. Teşekkür ediyoruz sana da. Eyvallah, sağ olasın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.